28 Şubat'ta Kayseri'deydik. Tabii İstanbul'a falan da gidip geliyorduk. Buradaki eylemlere de katılıyordum. Buradaki başörtü eylemlerine de katılıyordum. İstanbul'daki. Ama, evet. Yani ama genellikle Kayseri'de olduğumuz için oradaydık. Orada mücadele ediyorduk. Yani siz yani bu imam hatipleri kapatamazsınız, Kur'an kurslarını kapatamazsınız, başörtüsüne müdahale edemezsiniz diye. Yani her hafta bir yerde eylem vardı. Hepsine de katılıyorduk. Bizi de abone etmişlerdi. Tutuklarlardı. Gözaltı mı? Gözaltı anılırlardı. 2-3 gün geçirirdik şeyde. Nezarette. Nezarette. Ondan sonra gelirdik. Bu çok oldu yani her şeyde. Hatta birini de hiç unutmuyorum. Ya bu defa varayım da dedim. Eylemde bir şey yapmayayım dedim. Vardım ki Kayseri'de Huna Camii'nin önünde bayan üniversite öğrencileri başörtüsü eylemi yapıyor. Ondan sonra vardık. Ben de vardım ve şöyle bile bile en dış halkıya durdum. En dış halkıya. Yani bu defa nezarete götürmesinler. Yok onun için de başka deneme yapıyorum. Onunla ellerimi de şöyle bağladım. Hiç slogan atmadım. Şimdi zaten slogan orada bana yakışmadı. Gençler bağırıp çağırıyor biliyor musun? Ben şöyle izliyorum, seyrediyorum. Oradayım yalnız böyle. Baktım, baktım, baktım. Ondan sonra ikindiden sonra bir baktım. Yani bulunduğum yere polis geldi, hadi aldılar götürdüler. Ha bu arada bağırıp çağıranlar, bildiri okuyan gençler falan hep orada. Onlardan da biraz almışlar da onları bıraktılar neyse. Böyle bir şey olduktan sonra bir gün nasıl olduysa, bir gün başka bir gün bu. Bir polis memuru geldi, selam verdi, aleyküm selam. Dedi hocam, yani emniyet müdürlüğünde müdür beyle bir çay içeceksiniz. Sizi çaya davet ediyor. Allah Allah nasıl ya? İşte böyle çay. Şimdi siz beni tutuklayıp götürmeyeceksiniz öyle mi falan? Yok hey hocam siz ki ya biz alışkın değiliz böyle dedim yani. Şimdi mutlaka bir arabaya atarlar. Ya bazen kelepçelerler, bazen kelepçelemezler. Nasıl yani şimdi ben tek başıma varım? Öyle hocam dedi. Neyse vardık. Vardık ki meğer o zaman Mesut Yılmaz bir şey göndermiş başbakandı. Genelge göndermiş ki eylemler olmazdan önce işte kanaat önderleriyle önceden bir görüşün diye emniyet müdürlerine. Onlar da bu maksatta herhalde birkaç kişiyi daha çağırmışlar. Vardık. İşte bize şey yaptılar yani. Aman dikkat edin ahali şöyle bilmem provokatör o derler şu bu falan pişman. Neyse kalkacağız. Dedim ki ya müdür bey geçen gün yani istesin şeye bak dedim kameralara, görüntülere bak dedim. Geçen gün bir eylem oldu. Ben dışarıda şöyle duruyorum. Ağzımı hiç açmadım. Hatta ben biliyorum yakınlarımda sağımda solumda sizin adamlar var. Fakat ikindiye doğru geldiniz beni aldılar yine gözaltına aldılar. Ben hiçbir şey yapmadım. Ya bu ne oluyor dedim. Yahu hocam anlamadın mı yahu diyor. Sen oraya vardın mı bu şu anlama geliyor. Hocanın dediği yer bura. Gelin ahali. Anlamına geliyor. Onun için seni bunun için gözaltına aldık. Yani sen hiçbir yere gitmeyeceksin anlamında. Yani o zaman yani gerçekten defalarca gözaltına alındık. Defalarca bu arada bir ayda hapis yattık.